Mezun olurken diplomasının ardında bu tür çalışmış olduğu, katılmış olduğu sosyal sorumluluk kampanyaları, diğer uygulama çalışmaları, bütün bunları içeren belgelerle birlikte mezun etmeye çalışıyor. Peki ilk başlangıçta öğrenciler, yani öğrenci psikolojisidir bu zamanda, biz sizlerde, biz de yaşadık. Belki angarya olarak gelebilir öğrenciler. İşte bir de bu nereden çıktı? İşte oturalım, dersimizi çalışalım, dersimizi dinleyelim. Hani çünkü bu meşakkatli bir şey. Ama bir müddet sonra hani yol almaya başladığı zaman bu projelere hani daha çok ısınıyorlar, seviyorlar ve ondan sonra kendilerinden bir takım proje istekleri geliyor, evet. Değil mi? Evet. Şimdi bu tabii öğrenciyi ikna etmek, motive etmek de hocanın ve üniversite yönetimlerinin görevi. Biz şunu görüyoruz ki öğrenciler iyi motive edilirlerse yapamayacakları iş yok. Kesinlikle. Aslında iş tamamıyla motivasyonda ve bilgilendirmede kalıyor. Plastik poşet gibi sıradan gündelik hayat içerisindeki bir ürünün yerine bir alternatif önerme, başlangıçta öğrencilere çok cazip bir büyük makro düzeyde bir kampanya gibi gelmeyebiliyor. Ama işin içine girdikçe anlıyorlar ki hakikaten bu çok önemli. Hakikaten bu küçük yeşil adımlar büyük adımlara dönüşebilir. O zaman bütün serbest zamanını buna adayabiliyor. Bir de şimdi tabii dünyada ve Türkiye'de yüksek öğretimin genel anlamdaki yaklaşımı da değişiyor. Artık hani hocayı temel alan öğretme kavramı yerine öğrenciyi temel alan öğrenim kavramı giderek yaygınlaşıyor. Evet. Şimdi bu yaklaşımı da siz programlarınıza yansıttığınız zaman zaten öğrenciye bu tür çalışmalara katılabileceği bir alanı ve zamanı da yaratmış oluyorsunuz. O bakımdan da bütünlüklü bir eğitim politikası içerisinde çok zor olmadığını ben görüyorum. Umut ederiz ki bütün eğitim kurumlarımızda bu öğrenimi temel alan yaklaşım daha da yaygınlaşır ve öğrencilerimiz daha sorunlarının farkında, sorunların çözümü için aktif çaba harcayan, her şeyi hocadan ya da kurumdan beklemeyen, ama kendisi üretendir. Soru şurada bence hocam. Bu sosyal sorumluluğu biz çocuklara, gençlere, öğrencilere üniversitede alıştırmaya çalışıyoruz. Halbuki bunun ilk öğretim düzeyinde, hani bilemediğiniz orta öğretim düzeyinde bir ders olarak, yani seçmeli meçmeli değil, yani zorunlu bir ders olarak bu kültürün verilmesi lazım. Çünkü üniversite yabancı dili öğretmek zorunda. Çünkü son durak orası ve oraya kalıyor iş. Halbuki bunu yapmak üniversitenin görevi değil. Lisenin açıklarını kapatmak ders bakımından veya kültür bakımından gene sizin işiniz, size kalıyor. Halbuki sizin işiniz değil, size hazır gelmesi lazım. Sosyal hayatın içerisinde yer alması sizin yapmanız gereken, tabii ki teşvik etmeniz gereken bir şey, ama son durak yine size kalıyor. Halbuki önceden o disiplinin alınmış olarak size gelmesi, sizin onu daha geliştirmeniz lazım. Doğru. Ama şöyle de bakmıyoruz şahsen. Yani evet, hep bir önceki aşamada bunlar çözülsün. Yani herkes kendi bulunduğu aşamada bir katkı üretirse sorunlar daha kolay çözülüyor. Tabii gönül ister ki orta öğretim kurumlarında da mutlaka yapılıyordur çalışmalar, daha yaygın hale getirilsin ve üniversiteye daha hazır olarak gelsin öğrencilerimiz. Ama sorunlar var diye biz de üzerimizden sorumluluğu atmamak istiyoruz ve çözme çabası Peki, içeriz. Peki son birkaç dakikaya girdik. Şimdi uluslararası kültürler arası diyalog. 2009'da Temmuz'un 22'si ile 26'sı. Gerçi daha 7 aylık bir süreç var ama kısaca bundan da bahsedebilir miyiz? Şimdi bu da bizim yine bu sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında değerlendirdiğimiz bir etkinliğimiz. Amerika'da 94 yıldır faaliyetini sürdüren ve iletişim alanı. En eski bir şeydir iletişim bu. Örgütü. İletişim örgütü olan National Communication Association, Ulusal İletişim Birliği, NCI olarak kısaca bildiğimiz örgütle Maltepe Üniversitesi ortaklaşa bu yaz konferansını İstanbul'da düzenleyecekler. Her sene farklı bir ülkede gerçekleştiriliyor. Bu sene de Türkiye, daha önce İstanbul... Türkiye'de yapıldı mı? Hayır, yapıldı. İlk kez yapılıyor. İlk kez yapılıyor. Bu çok tabii ki iletişim alanındaki önemli örgütle Maltepe Üniversitesi'nin birlikte İstanbul'da böylesi bir yaz konferansı düzenlemesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Tema olarak da hem İstanbul'un konumu, hem içinde yaşadığımız kültürler arası kesişim noktası olması dolayısıyla, hem de yaşadığımız sorunlar nedeniyle dünyadaki kültürler arası diyalog temasına
yer veriyoruz. Kültürler arası diyalog teması çerçevesinde iletişim akademisyenleri dünyanın değişik ülkelerinden ki yaklaşık 150 civarında katılımcı olacağını düşünüyoruz. Hatta programdan önce bu broşürü izlerken programımızın yapımcılarından Benan Hanım dedi ki Yvink'in Lyon'dan, Fransa'dan, çünkü yüksek öğretimini orada yapmıştı Benan Hanım. Çok önemli bir sosyal iletişimcidir dedi. Evet. Biz dedi onun derslerini, kitaplarını okuduk dedi. Gerçekten bu alanda ileri gelen şeylerden, sosyologlardan bir tanesidir dedi. ENSE'nin zaten yürütme kurulunda bu iletişim alanında çok önemli uzmanlar bulunuyor. Biz bu çalışmayla hem dünyanın değişik ülkelerinden gelen akademisyenler arasında kültürler arası diyalog anlamında neler yapılabilir bunu tartışmak istiyoruz. Neler yapıldığını örnek olay olarak kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Hem de iletişim akademisyenleri arasındaki diyaloğu güçlendirmek suretiyle bu kültürler arası ilişkilerde yaşadığımız sorunlar, ülkeler arası ilişkilerde yaşadığımız sorunlar, içinde yaşadığımız son acı olayı da görüyorsunuz, diyalogsuzluktan kaynaklanıyor. Kültürler arası diyaloğu açabilirsek, kanalları çoğaltabilirsek dünyanın temennimiz o, inşallah onu gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, çarşamba günü tekrar aynı saatte birlikteyiz. Çarşamba günü tekrar görüşmek ümidiyle. Esen kalın efendim.